Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Age of History Rus İmparatorluğu serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde Çin devletine bir takım bölme işlemleri uygulamıştık. Bir takım çıkarma işlemleri de, toplama işlemleri de, çarpma işlemleri de uyguladığımız oldu. Ve en nihayetinde Çin şu anda böyle bir duruma geldi. Şimdi dünyada bizim bölmediğimiz, böldürmediğimiz ülke kalmadı. Bir ülke hariç. O ülkede Rus İmparatorluğu. Dünyada illaki irili ufaklı herkese bir sapladığımız olmuştur bizim. Artık kendimize saplamamızın zamanı geldi arkadaşlar. Bu bölümde Vladimir Putin olarak kendimize saplayacağız. Kendimizi böleceğiz. Bu nasıl olacak diye olabilirsiniz. Olacak. Kendimize de atom atabiliyoruz. Gideceğiz, kendimize atom atacağız. Ama öncesinde bir kendim bölmek istiyorum ülkeyi. Ülkeyi bir kendim istediğim gibi böleceğim. Ondan sonrasında geri kalan Rus topraklarını da atom yoluyla böleceğiz abi. Onun için ilk önce birkaç tane canımız vasallarımızı ilhak etmemiz lazım. İran da bunlardan biri tabii ki de. Tek tek tüm vasallarımı bir ilhak edeceğim. Ondan sonrasında bölme işlemlerimizi uygulayacağız inşallah. Bakalım Rus İmparatorluğu olarak diğer devletler güzel bölündü. Bakalım biz nasıl bölüneceğiz, hep birlikte göreceğiz abi. Burada nasıl bir hareket puanımız varsa... hareket diyorum, diplomasi puanımız varsa gördüğünüz gibi söv bitmiyor. Güzel diplomasi puanı biriktirmişiz ki hareket puanımız da oldukça fazla. Son bir Afganistan kaldı sanırım vasalımız olan, değil mi? Bakalım vasallarımıza. Hicaz Krallığı da varmış. Hepsini söve söve topraklarımıza katacağız. Pardon, söve sövemedim. Seve seve. Seve seve topraklarımıza katacağız. Bu işlemleri uygulayacağız abi. Şu arkadaşı şu anda katamıyoruz. Biraz da o zaman buna sövelim. Biraz da bu arkadaşa sövelim. Yarım kalmasın abi. Gördüğünüz gibi hepsinin ilhak işlemlerini gerçekleştirdik. Şu arkadaşa da ilhak yapalım. Daha sonrasında istediğim gibi böleceğim abi. Mesela İran'ı kendi istediğim şekilde, Türkiye'yi kendi istediğim şekilde, kafama göre herkesi böleceğim kardeşim. Evet. Güzel. Şimdi bu yüce toprakların artık yeni sahiplerine ulaşmasının zamanı geldi. Hadi bakalım o zaman ilk işlemimizle başlayalım. Lan oğlum, bizim Çin'de toprağımız. Vallahi Çin'de toprağımız olması dışında bence sınırlarımız 10 numara. Yani şurada Orta Doğu'da, Arabistan taraflarında, şuradaki Hicaz'ın şu toprakları da bize katılsaydı. Lan oğlum, bunlar bize niye katılmadılar? Bizim Hicaz'ı biz anneksemedik mi zaten? Bir takım asiler var. Bunlar bize katılsa. Şurada Sudan'ın Filistin'den ve Ürdün'den aldığı topraklar bize katılsa, buradaki Filistin falan bize katılsa daha da güzel olacak tabii ki sınırlarımız, ancak olmadı. O zaman şu anki haliyle kendimizi şey... Oğlum, İspanya buradan toprak almış. Rodos'u niye aldın lan sen? Neyse. Neyse abi, kendi isteğimle şimdi güzel bir şekilde bakalım. Ülkemizi böleceğiz, sonra kendimize atom atacağız. İlk olarak Azerbaycan. Azerbaycan'ı buradan salamıyorum. Çünkü zaten burada var. İlk bir Azerbaycan'dan başlayalım. Ya da dur, vazgeçtim, Azerbaycan salmayacağım. Azerbaycan salmayacağım. Madem biz imparatorluğuz. Madem imparatorluğuz abicim. İmparatorluk olarak bizim yapmamız gereken diğer imparatorlukları salmak olmalı bence. Şimdi şöyle bir Safevi devleti salacağım. Vallahi sınırlar yüksek ihtimalle yanlış olacak. Çünkü normal şeylerden şu an göremediğimden dolayı. Çok da sınırlara takılmayalım arkadaşlar. Şöyle bir Safevi devleti salacağım. Şurayı almayınca çok kötü gözüktü ya. Şu tarafları vereceğim. Evet. Şurada bir Safevi devleti salacağım. En son kendimize atom atacağız. Biraz daha yukarıdan toprak verebilirdik ama. Şöyle verelim hatta. Tamam, şöyle kalsın. Başkent tabii ki de Tebriz olacak şekilde. Hatta şuraları da vereceğim. Aynen, buraları da verelim. Süleymaniye'yi de versek mi? Yok, tamam, bu şekilde güzel. Günümüz İran toprakları. Biraz Azerbaycan, biraz Ermenistan. Ufak da bir Irak'a girdik sanırım. Yok, Irak'a girmemişiz. Güzel. Bence burada güzel bir Safevi devleti saldık. Ancak demokrasi olarak salalım. Lan oğlum, biz imparatorlukları salalım dedik. Demokrasi olarak salalım. Neyse. Neyse, şimdi dur. Bir Osmanlı devleti salalım şimdi. Osmanlı İmparatorluğu. Ancak bu şekilde değil tabii ki. Buna Avrupa'dan gittik, toprakları verdik. Gaza geldi herif. Olmaz. Böyle bir Osmanlı İmparatorluğu yok. Kendim istediğim şekilde, güzel bir şekilde salacağız abi. Şimdi başka ne yapabiliriz? Şöyle, buraları vermeyeceğim. Tokat taraflarını veririz. Şöyle yapacağım Osmanlı'yı. Sivas verilsin.
Tokat tarafları verirsin, Trabzon verirsin, Erzincan verirsin. Şurası verirsin. Şöyle bir şekilde salacağım. İstanbul. Şu tarafları da hadi veriyorum. Sınırlar yanlış olacak ama çok fazla sınırların doğruluğuna takılmayın. Hadi Belgrad'ı da verelim. Şuradaki Eflak topraklarını da verelim. Tamam, böyle bir Osmanlı'sı alacağız. Başkenti de İstanbul tabii ki de olmak üzere bir Osmanlı devleti saldık. Şimdi onun dışında Avrupa'da başka bir devlet daha salalım. Bak, bir Macaristan devleti bence güzel gider. Bir Macar krallığı güzel gider. Bir Macar salalım. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Tamam lan, bu da olur. Hadi Avusturya Macaristan İmparatorluğu salalım. Normalde Macar'ı ayrı, Avusturya'yı ayrı salacaktım. Ama birlikte salmış olduk. Çok sıkıntı değil. Şöyle bir Avusturya Macaristan salalım. Güzel oldu bence. Viyana'yı başkent yapalım hemen. Şurada bir Kara Koyunlu Ak Koyunu salacaktım ama pek olmayacak. Çünkü Safavi var. Onun dışında Anadolu beyliklerine mi salsak? Karamanlılar, Dulkadirliler, Ramazanlılar, bunları da salabiliriz. Şu an bence çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor abi. Bir de Buhara salalım. Buhara Hanlığı. Buhara Hanlığı'nı değil de mesela direkt Türkistan diye bir şey var mı? Vallahi var. Direkt Türkistan diye bir şey var. Şöyle bir Türkistan salacağım. Bir Türkistan devleti kurulmuş gibisine. Şöyle bir bölmek istiyorum. Bence sınırlar çok güzel olacak. Şöyle bir Türkistan devleti. Biraz Rusya'dan da sapladık. Biraz kendi topraklarımız da verdik ama olsun. Başkenti nereye yapalım? Başkent neresi olsun? Astana değil de. Taşkent değil. Dur. Nerede? Heh, Semerkant. Semerkant'ı yapacağım başkent. Semerkant'ta buranın başkenti olacak. Türkistan'ın. Onun dışında Memlükler falan salmak isterdim ama salınamayacak. Hadi Abbasi alalım. Abbasi Bağdat merkezi bir Abbasi alalım. Şöyle. Bence çok güzel olacak. En sonunda kendimizi atom yağmuruna tutacağız bakalım. O zaman ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bağdat merkezi bir Abbasi devleti kurduk. Şuraya ne yapsam diye düşünüyorum. Bu taraflara ne yapsam? Bağdat. Başkentin Abbasi'yi de buradan saldık. Abi şu taraflara ne yapacağımı şu anda hiç bilemiyorum. Neyse ona bakacağız. Bir Leistan Litvanya salacağız ama bayağı bir büyük salacağız. Leistan Litvanya'yı bayağı bir büyük salacağız. Şuradan gel abi. Normalde bu tarafları falan vermemek lazım. Şu Berlin kıyılarını çok fazla vermemek lazım ama vereceğim. Biraz daha büyük olsun. Şöyle Riga'yı da alacak şekilde. Tamam. Başkenti de Krakow yaparız. Ya da Varşova yapalım. Gerçi Varşova'nın eski ismi Krakow değil miydi zaten? Değil mi? Varşova, Krakow aynı. Yanlış biliyor da olabilirim. Neyse Varşova yapalım. Bir dakika bir bakacağım. Google'a Krakow yazacağım. Krakow. Yok Krakow başka. Krakow başkaymış abi. Neyse sıkıntı yok. Saldık. Krakow burada niye ismi yazmıyor? Ha şuradaymış. Krakow değil lan, zaten Varşova olacak. Tamam doğrusu bu. Doğrusu bu, tamam. Doğrusunu saldık. Biraz fazla büyük saldık ama neyse. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şurada bir Novgorod salabilirdik ama Rus topraklarını vermek istemiyorum. Tamam, bu kadar böldüğümüz yeter. Son bir şurayla alakalı bir şey yapacağız. Buraya da Anadolu Selçuklu salacağım da çok saçma olacak ama Konya başkentli Anadolu Selçuklu salacağım. Anadolu Selçuklu. Bu biraz araya girmiş olacak ama sıkıntı yok. Konya merkezli bir Safevi ve Osmanlılar savaşmasın diye onların birbiriyle olan savaşlarını engelleyecek bir Anadolu Selçuklu devleti salındı. Oğlum bence güzel oldu lan. Bence güzel oldu lan. Harbiden güzel oldu bence bak. Şaka maka. Vallahi bak güzel olmadı mı? Burada Çin Cumhuriyeti de bize bağlı bir vasal olsa çok güzel olur. Onu da vasal yapalım. Tamam harika oldu. Abi bence yeni vasallarımız çok güzel oldu. Şuraya da bir neydi? Burada bir devlet vardı. Lübeck. Lübeck salalım. Güzel bir ticaret devleti kuralım buraya da. Ticaretle uğraşacak başkent Lübeck olacak bir Lübeck devleti kuralım. Sınırlarımız onun dışında bozulduğu bir yer var mı diye bakıyorum. Alaska'yı keşke almasaydık. Kötü gözüküyor. Burada hanlar kuru
şey yapabiliriz. Çin krallıkları kurabiliriz. Ya da dur. Xiang mıydı? Kuangxi miydi? Ha, Kuangxi Zhuhang. Hadi şurayı da şöyle bir Kuangxi'ye verelim. Rastgele ver başkenti, çok önemli değil. Şurayı da ne yapalım biliyor musun? Ayrı bir Çin hükümeti kuralım burada. Ya da dur Yuan kuralım. Hadi Yuan hanedan ufak bir yönetim burada sahibi olsun. Şöyle bir Yuan kurduk. Başkentini burası yap. Serbest bırak. Afrika'da ne kuracağımı bilmiyorum. Afrika'da Göktürkler kuracağım. Öyle bir bölümü olduğumuzda Hun ve Göktürkler olmadan olmaz. En azından biri olsun. Şuraya da bir Göktürkler kuracağım abi. Buraya göç etmişler zamanında. Muazzam. Bence çok güzel oldu bu arada sınırlarımız. Yani şu Türkistan'a biraz Rusya'dan fazla toprak vermişiz ama onun dışında güzel oldu. Alaska bizim olmasaydı. Alaska'da bir devlet kuralım ya. Alaska'da da Hunları kuracağım. Hunlar böyle Çin baskınlarından kaçmış ve gitmişler. Amerika'yı keşfetmişler. Orada bir devlet kurmuşlar Hun devleti olarak. Burayı da bir Hun devleti yapıyoruz. Yani yoksa kötü olacaktı sınırlar. Bence şu an çok güzel oldu. Harika oldu sınırlarımız. Vasallarımızla birlikte inşallah birbiriyle savaşmazlar. Kardeş sen de benim vasal olsana bak. Burada vasal şeyini tamamlayalım. Sen de bir gel. Hak yolu bul bakalım. Hak yolu bul. Vasal yapalım seni. Bir de Çin kardeşim şuna saldıralım artık senin savaş bitsin. Yeter. Yeterince savaştın. İki ayrı Çin hükümeti olarak yönetin Çin'i. Tamam oradaki savaşı da bitirdik. Şimdi kendimize atom atmamızın zamanı geldi. İşte şimdi fasulyenin faydalarına geldik. Ekonomisi en yüksek olan ilk olarak St. Petersburg'dan başlayalım. St. Petersburg. Lan oğlum atamıyoruz zaman kendimize atom atabiliyoruz diye biliyordum. O zaman şöyle yapacağız. O zaman şöyle yapacağız. Tüm ordu. Nerede benim ordum? Oğlum bizim ordu zortlamış. Neyse dur hile yapacağım. Hile yapacağım abi. Kendime şuraya ordu basacağım. Hay. Set army 500 bin. 500 fazla oldu. 100 bin yeter. 100 bin adam olana çok bile. Diğer orduları silelim. Diğer orduları silelim. Burada kargaça yapmasınlar. Bunları silelim abi. 100 bin ordu bana yeter. Kendimizi bölmek için bu kadar ordu yeter bile. Tüm topraklarımı salacağım. Ve sadece St. Petersburg kalacak. Geri kalanlara full atom bombası atacağım. Geri kalan tüm yerlere atom bombası atacağız abi. Petersburg hariç. Şunların hepsini salalım. Çok daha fazla askerimiz var da bana 100 bin yeter. Yeni salacağımız devlet o kadar asker basamaz zaten. Hadi bakalım. Sizce ne olacak bakalım? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bölünecek mi ülke yoksa bu kadar toprağı alınca herkesin içinden mi geçecek? Buraya bir Kırım Hanlığı falan da kurabilirdik ama yok buralar kalsın. Onlar kendiliğinden bölünsün istiyorum. Şimdi Rusya. Rusya diye bir devlet. Direkt tüm coğrafi hakimiyetini alacak şekilde kuracağız. Sadece Petersburg bende kalacak. Petersburg hariç her yer onda olacak abi. Vasallar bana isyan edebilir, bağımsız olabilir. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil, hiç problem değil. Burada bir miktar para lazımdı bize. Keşke para biriktirsek. Neyse 700 bin yeter herhalde. 700 bin bu arkadaşı bölmek için umarım yeter. Bir yetmeme ihtimali fazla. Dur para biriktireceğim. Para biriktireceğim abi. Biraz para biriktirelim öyle salalım. Bölünmez mörünmez. Videodaki tüm emeklere boşa gider. Hiç gerek yok. Bayağı da atomumuz var yalnız ha, şaka maka. Bir vasal serbest bırak. Rusya. Hadi bakalım bu sefer yapacağız. Vallahi ne olacak? Ben de sizler kadar merak ediyorum. Bakalım Rusya kaç parçaya bölünecek? Bugüne kadar hep başkalarını böldük. Bu sefer de kendimizi böleceğiz. Değişik bir tecrübe. Muazzam olacak bence. Yeni bir devlet salıyoruz ki asimilasyonları düşük olsun ki kolay bölünsün. Kendimize atom olsa bilseydik direkt kendime atacaktım da. Atılmıyormuş. Ben atılıyor diye biliyordum. Atılmıyormuş abi. Hocam kendimize atom atmak bence olsun yani. Buna ekleyin mi o da? Bunu ekleyin kendimize atom atmadan olmaz. Şimdi bir Rusya devletine salıyoruz. Kocaman bir Rusya devletine salıyoruz bakalım. Rusya ne yapacak? Güzel güzel. Tamam. Başkenti de burada yapalım.
Şimdi benim başka eyaletim kalmadı değil mi? 3 tane daha eyaletim kalmış. Nerede lan benim şu eyaletim diğer? Bir tane Çin'de. Ticaret talebetle sana vereceğim. Aman abi ben başka toprak istemiyorum. Şunu da Almanya'ya verelim. Tek toprak kalacağım kardeşim ben. Tamam. Oğlum hepsi birden bağımsızlık bildirgesini şey yaptı baksanıza. Hepsi birden bağımsızlık bildirgesi yayınladı. Ulan hemen güçten düşünce görüyorsunuz hocam. Vasallar bile bize puşluk yapar olmuş. Neyse biz hemen icabına bakalım. Abi herifleri ben şey yaptım. Ben adam ettim. Ben vasal yaptım. Geldiler bize isyan ediyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bakalım ekonomisi en yüksek olan yerlere atıyoruz. Ne olacak? Ne olacak merak ediyorum. Hocam hiç sıkıntı yok. İnan hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Problem değil. Rusya bu arada benimle savaşa girmedi. Bağımsızlık bildirgesinden dolayı ateşkesimiz oldu sanıyorum ki. Moskova'ya da atalım. Şuralara da atalım. Bakalım atabildiğimiz kadar. Elimizden geldiğince böyle. Atom atacağız. Safevi de oldu. Türkistan, Abbasiler. Tek tek hepsi bağımsız oldu abi. Şimdi bakalım bu arkadaş nasıl bölünecek? Bu arkadaş nasıl bölünecek? Devrim riskleri birden artacak çünkü. Herkes isyan ediyor abi. Herkes isyan ediyor. Bu ne ya? Ayıptır ya. Oğlum bugüne kadar sizleri devletiniz mi vardı? Sizi ben adam ettim. Ben devlet bir yer verdim size. Geldiniz yaptığınız şeye bak. 50 bin kişilik ordumu sileceğim. Daha da isyancılar da var. Şimdi bakalım bu Rusya nasıl bölünecek? Yanlış mı yaptık acaba? Bölünmezse var ya büyük patlarız. Bölünmezse büyük patlarız. Barış teklifi. Kabul et. Ben savaşta değildim zaten de. Haydi abi. Haydi abi. Hadi Gülbatur. Hadi oğlum. Lübeck bile bağımsız oldu lan. Lübeck bile bağımsız oldu. Bu hakaret bize yeter. Bir tane daha attık. Oğlum niye bölünmedi bu? Allah Allah bölünmedi lan. Başarısız olduk. Lan bölünsene. Abi herif ordu basıp basıp bizi yalıyor. Lan oğlum bölün lan. Aa. Oğlum o kadar atom attık. Asimilasyonlar falan yoktu hiç. Bölünmedi. Benim planlarım böyle değildi. O zaman farklı bir plan yapacağız. Bu planı değiştirmenin zamanı geldi. Bu plan bence daha iyi olacak. Evet, tüm vasallarım icabına bakacak bu arkadaşın. Haydi agalar. Haydi agalar gidin. Topluca. O zaman biz de böyle böleriz abi. Madem öyle bölünmedi. Zamanında bizim vasalımız olmuş tüm arkadaşlar. Lan oğlum bizim Çin'i yemişler. Bizim Çin'i yemişler. Sen de gel. Guangxi'yi çağırmıyorum. Ya da bu kadar yeter. Nasıl hocam şuraya bir hileyle biraz daha ordu basalım da bizi yemesin. Set. Army. 50 bin. Tamam güzel. Şimdi bakalım Rusya'nın sonu ne olacak? Bence güzel oldu bak. Böyle daha iyi böldük. Böyle daha güzel bir bölme şekli oldu. Nasıl? Bence harika. Benle barış yapıyor. Yapalım. Türkistan'a bak be. Rusya'nın içinden geçti. Yuan sen de gir abi. Sen de olay yerine intikal et. Gir abi. Rusya'nın barış yaptığı var mı bu arada? Avusturya Macaristan'a çağırmamışız. O da çağrılmasın aman. Şu Anadolu Selçuklu barışını yaptı. Alacağını aldı. Şu adalar işgal edilince bitecek bu iş. Aslında o adaları da ben işgal edeyim de bunlar barış yapsın. Ne kadar toprak var? 4 tane eyalet. Onların hepsi de ada. Tamam. Tamam ben de onları işgal edeyim. Hepsinin barış yapmasını istiyorum çünkü. Şimdi 5000 buraya. Şöyle 5000 buraya. 5000 buraya. Başka ne kaldı? Şöyle bir kalsın bakalım. Tamam, bir eyalet kalmış gözüküyor. Nerede lan diğer iki eyaletin? Ha tamam yanlış şeye bakıyormuşuz. Tamam Rusya'da kalsın bu. Biz adaları bir alıyoruz zaten. Güzel. Şurası mı? Tamam o adayı da alalım. O adanın da icabına bakalım. Önemli olan bizlik bir şey yok abi. Şu arkadaşlar barışını yapınca Rusya'nın durumu ne olacak onu merak ediyorum. Güzel. Hadi abi.
Hadi abi şu arkadaşın bir içinden geçer misiniz? Hadi abi. Hala hayaleti var gözüküyor bunun. Neresi var lan? Ha ben kendime bakıyorum. Pardon şuna bakacağız. Şurası var. Tamam. Hocam son şu adası kalmış arkadaşın. İcabına bakalım. Serice icabına bakalım. Tamam. Ben her şeyi istiyorum. Alabildiklerimi alayım. Şu arkadaşlar da barış yapsın. Ne oldu şimdi? Oğlum Türkistan'a bak lan ta kuzeye kadar geldi. Vallahi beklediğim performans olmadı ya. Yeterince iyi olmadı. Yeterince iyi olmadı. Bir de Finlandiya'da aslında o zaman. Yeterince iyi olmadı abi. Beğenmedim o kadar. Moğolistan sen de şurayı al abi. Çok iyi olmadı. Hindistan değil de şu Haiksi de girsin bakalım. Abi çok daha fazlasını bekliyordum ben ya. Moğolistan bug'a mı girdin sen? Oyunu kaydedip yeniden girip saldırmıyorsun çünkü. Bug'a girmiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Yoksa yenemiyor musun? Nasıl yenemiyorsun lan oğlum o adamı? Vay be Moğolistan'ı aldı. O zaman abisinden yardım çağıralım. Kardeşim sen gel. Yalnız bizim mutluluk ne oldu? Ülke ölüyor mu lan? Ne oldu abi ülkeye? Sıkıntı yok hocam. Her şeyi hallettik. Borçlanarak çözüyoruz sorunu. Güzel. Türkistan şu an bundan güçlü mü? Güçlü. Vallahi beklediğim gibi olmadı ama. Neyse buna da şükür. Lan Leistan Litvanya arkaladı. Leistan Litvanya'yı da siz arkalayın. Onu da siz arkalayın hocam. Haddini bilsin. Haddini bilsin. Herif Rusya ile savaşıyor. O da gelmiş onu arkalıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neyse aman bokunu çıkarmayalım. Artık burada bitirelim. Bir sonraki serimiz yüksek ihtimalle Amerika olacak arkadaşlar. Amerika ile yine dünyaya gerekeni yapmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.